Selam arkadaşlar. Yakın zamanda Parazit'le birlikte 2020 Oscar maratonunu başlatmıştım ve hatta Parazit'e de bir inceleme çekmiştim. Merak edenler onu yukarıda bulabilirler. Bununla birlikte birkaç gün önce Oscar yarışının iddialı isimlerinden biri olacağını bildiğimiz Charles Brandt'ın I Heard You Paint Houses, yani evleri boyadığını duydum isimli Frank Sheeran'ın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı kitaptan uyarlanan, yönetmen koltuğunda ise Martin Scorsese'nin oturduğu The Irishman Netflix'te gösterimi açıldı. Ben de bulduğum ilk fırsatta filmi izledim ve işte buradayız. Filmi inceleme altına almadan önce bahsetmek istediğim birkaç şey var ki bunların başında da hiç şüphesiz filmin neden Netflix'te yayınlandığı konusu geliyor. Geçen yıl Oscar yarışının en iddialı ve sonu bol ödülle biten filmi Roma'da Netflix'ten çıkmıştı. Ama itiraf ederim, ortada Martin Scorsese gibi bir üstadın The Irishman gibi uzun yıllar üzerinde çalıştığı ama bir türlü ortaya çıkarılamayan dev kadrolu bir film var ve bir de orta karar Netflix yapımları var. Peki bu nasıl ve neden oldu? Bilen bilir Martin Scorsese yakın zamanda çizgi roman uyarlaması filmlere DC'den ziyade daha çok Marvel Cinematic Universe'ün çizgi roman uyarlaması filmlerine karşı bir savaş açmıştı. Durum da aslında şuydu. Piyasada kendi Irishman'i de dahil olmak üzere birçok üstadın elinden çıkacak olan birçok iyi film vardı. Ama bu filmler kendisine bütçe bulamıyordu. Eskaza bütçe bulanlar da bu bahsettiğim çizgi roman uyarlamalarının meşgul ettiği onlarca yüzlerce salon yüzünü kendilerine gösterim yapacak salon bulamıyordu. Haliyle de Scorsese artık pes etmişti ve önce içindeki bütün öfkeyi kusmuş ve daha sonra da kendisine istediği imkanları sağlayabilen en yakındaki kişi olan Netflix'le anlaşmıştı. Böylece hem istediği bütçeye kavuşmuştu hem de sinema salonlarında filminin gösterim bulabileceği endişesinden kurtulmuş olmuştu. Ve Scorsese bunu yapan tek kişi de değildi. Bu yıl yine Oscar savaşındaki ciddi rakiplerden bir tanesi olacak olan Marriage Story de yine Netflix çıkacak olan filmlerden bir tanesiydi ki muhtemelen önümüzdeki hafta kendisini de izleme şansı bulacağız. Geçen yıl Netflix'ten çıkan Roma gibi bir filmin Oscar'ı sallamasından sonra bu yıl Irishman ve Marriage Story gibi iki iddialı Netflix filminin daha Oscar'a damgasını muhtemelen vuracak olmasıyla birlikte sanırım şunu öngörmeye başlayabiliriz gibi geliyor. Belki bir 10 yıl sonra Oscar artık bir nevi Netflix film ödüllerine dönecek gibi görünüyor. Kim bilir? Filmin Netflix macerasından da bahsettikten sonra sanırım artık filme giriş yapsak iyi olur. Ama nasıl? Eminim filmin 3,5 saate yakın bir süresi olduğunu duymuşsunuzdur. Bununla birlikte filmin devasa bir oyuncu kadrosu olduğunu duymamış olabilirsiniz. Bu da bir sürü karakter demek. Varmak istediğim nokta ise şu. The Irishman 3,5 saatlik devasa süresinde kafa karıştırıcı yüzlerce isim ve lakap karmaşasıyla aşina olduğunuz, kimin kim olduğunu anlamakla debelenirken bir yandan da kurguyu yakalamaya çalıştığınız bir film. Yani aslında izlemesi çok da kolay olmayan bir film. Bununla birlikte ana hikayeye ve kurguya bir kere tutunduğunuzda film sizi içine alıyor ve ne olduğunu anlamadan 3,5 saat akıp gidiyor. Bu da 3,5 saatlik dev süresine rağmen hiç sıkılmadan ve bir an bile şöyle saatinizi kontrol etme gereği duymadan filmi izlemenizi sağlıyor. Film günümüz Amerika'sında bir huzur evinde açılıyor ve Robert De Niro'nun canlandırdığı ana karakterimiz Frank'in oldukça yaşlı bir versiyonunun yüzünü filmin sonuna kadar görmediğimiz bir kişiye hikayesini anlatmasıyla başlıyor. Ve aslında film de tamamen bundan ibaret. Yani Frank'in karşısındaki kişiye en başından bugüne değin başından geçen her şeyi anlatmasının hikayesi. Bu filmin hikayesi bu. Peki ama Frank kim ve başından 3,5 saatlik bir filme konu olacak kadar ne geçmiş olabilir? Frank taşımacılık sendikasına bağlı olan ve et taşıdığı soğutucu kamyonlarından çaktırmadan et çalarak başkalarına satan İrlandalı bir kamyon şoförü ve eski bir asker. Etlerini tahmin edemeyeceği türden büyük kişilere satmaya başlayınca da bir anda kendini dönemin mafyasının büyük başlarıyla aynı masada otururken buluveriyor. Ve tabii ki o andan itibaren de hayatı değişiyor. Bir kamyon şoföründen bir tetikçiye dönüşen Frank'in de asıl hikayesi bu şekilde başlıyor. Ama bu film bize Frank'in nasıl bir tetikçiye dönüştüğünün hikayesini verme amacı taşımıyor. Yani bu film Frank'in yükselişinin ve düşüşünün hikayesi değil aslında.
Bu filmin asıl amacı Frank'in tetikçi olmasıyla birlikte tanıştığı ve dönemin taşımacılık sendikası başkanı olan Al Pacino tarafından canlandırılan Jimmy Hoffa ile ilişkisinin dostluğunun hikayesi. Jimmy Hoffa bugüne kadar kaybolması hakkında türlü şakalar yapılan bir kişi, bilen bilir. Bizim ülkemizde sosyal medyada, özellikle de Twitter'da sıklıkla karşılaştığımız bir görsel vardır. Neydi belirsiz olayların, altından kimin çıkacağı belli olmayan olayların anlatıldığı durumlarda altına iliştirilen türde bir görseldir ve Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın babamı işte falanca öldürdü, babamı filanca öldürdü tarzındaki sürekli değişen beyanatlarına bir göndermedir bu. Ve bu mevzu sürekli mizah konusu edilir. Jimmy Hoffa'nın hikayesi de aslında tam olarak bundan ibarettir. Jimmy Hoffa'ya ne olduğu hiçbir zaman bilinmediği için, onun kaybolduğu ya da öldürüldüğü bir şekilde ortada olduğu ama bunun altında kimin olduğu bilinmediği için sürekli Jimmy Hoffa'yı kimin öldürdüğü ya da kimin kaçırdığına dair espriler döner durur. Ta ki bunu yapan kişinin itirafına kadar. Bu film ise bize aslında Jimmy Hoffa'nın kim olduğunu, Frank ile nasıl tanıştıklarını ve o muhteşem arkadaşlıklarını, dostluklarını anlatıyor. Filmin dev bir kadrosu var. Frank Robert De Niro, Jimmy Hoffa'yı Al Pacino, Frank'i bu işlere sokan Russell'ı Joe Pesci, Angela'yı Harvey Keitel, Bill Bufalino'yu Ray Romano, Robert Kennedy'yi Jack Huston ve Frank'in kızı Peggy'yi de Anna Paquin oynuyor. Ve bunlar sadece top oyuncuların canlandırdığı karakter. Bunun dışında daha adını sayamayacağım kadar önemli karakter ve bir o kadar da daha az önemli karakter ve bir o kadar da aslında o kadar da önemli olmayan karakter var. Yani filmi izlerken karakter karmaşasından dolayı başınız bayağı bir dönüyor. Benzer bir baş dönmesini ben en son Márquez'in Yüzyıllık Yalnızlık kitabını okurken kimin kim olduğunu çözmeye çalışırken yaşamıştım. O derece yani. Ama dediğim gibi kurgu kafanızda bir kez oturduğunda gerisi kendi kendine halloluyor. Ama iyi takip etmek ve dikkat izlemek şart. Film yine bir Scorsese filmi olan Goodfellas ile ciddi benzerlikler gösteriyor. Yine bir gerçek hayat hikayesinden yola çıkan bir kitaptan uyarlanan Goodfellas'ı izleyenler bilir. Henry Hill isimli ayak işlerinde koşturan bir gencin İtalyan mafyasının en önemli parçalarından bir tanesi haline gelişinin hikayesini anlatır film. Ve The Irishman kurgu ve işleyiş anlamında Goodfellas'a oldukça benziyor. Bunda ikisinin de birbirine çok yakın benzer hayatlar yaşamış iki karakterin gerçek hikayelerinden uyarlanmış olmasının etkisi muhtemelen oldukça büyük. Tabii bir de ortada Scorsese faktörü var. Yani şöyle söyleyeyim. Bu film Scorsese etiketiyle yayınlanmamış olsa dahi film kendi başına bas bas ben bir Scorsese filmiyim diye bağırıyor. Bir tek her an herhangi bir köşesinden ufacık bir rolle de olsa fırlayacak bir Leonardo DiCaprio eksik sanırım. Film izlerken size bir Scorsese filminin hissettirdiği bütün hazzı eksiksiz olarak hissettiriyor. Frank'in yükselişinden düşüşüne doğru kronolojik şekilde ilerlerken biz de dönemin gündemini oluşturan olayları ve aslında onların arkasında olan ve muhtemelen arkasında olduğunu bilmediğimiz olay, kişi ve kuruluşları görüyoruz. Las Vegas'ın ortaya çıkmasının arkasında olan kişiler ve paraların kaynağı, Başkan Kennedy'nin nasıl başkan yapıldığı ve ölümünün arkasında kimlerin olduğu, Kennedy'nin gizliden destek verdiği Küba İç Savaşı'nda Fidel Castro'ya karşı verilen savaş gibi birçok olay filmin olay akışına yedirilerek filmin akışı sağlanmış. Ki zaten bu olayların çoğu da Frank'in bağlı olduğu mafya grubunun öyle ya da böyle içinde ya da karşısında olduğu olaylar. Filmin oyunculuklarından bahsetmek ne kadar doğru olacak bilmiyorum. Çünkü burada size Robert De Niro'nun Frank karakterinin karakter gelişimini nasıl muhteşem bir şekilde sergilediğini, ortaya koyduğunu, Al Pacino'nun Jimmy Hoffa'yı nasıl şov yapar gibi canlandırdığını, Joe Pesci'nin nasıl muazzam bir gösteri ortaya koyduğunu söylemenin ne kadar bir anlamı var bilmiyorum. Sonuçta karşımızdaki insanlar Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi kişiler. Haliyle biraz boş konuşmuş gibi olacak sanki. Bununla birlikte filmin sonlarına doğru Robert De Niro'nun Jimmy Hoffa'nın karısı Joe ile yaptığı telefon görüşmesi sahnesinde ortaya koyduğu oyunculuğu için bir dakikalık saygı duruşu rica etmezsem olmaz. Henüz Adam Driver'ın Marriage Story'deki oyunculuğunu izlemedik ve Joaquin Phoenix'in Joker'deki oyunculuğu da bayağı ortalığı salladı. Ve ne kadar iddialı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ama bununla birlikte söylemek zorundayım ki Oscar'da en iyi erkek oyuncu dalı için Robert De Niro da gümbür gümbür
olur geliyor. Filmin yüksek bütçesinden dolayı kendine bir bütçe bulamıyor oluşundan haberdardık ve filmin bu kadar yüksek bütçeli olmasının sebebinin de Scorsese'nin oyuncuların gençlik ve yaşlılık halleri için başka oyuncular kullanmak yerine kendilerini CGI ile gençleştirmek ve yaşlandırmak gibi bir planı olduğunu ve bunun da bayağı maliyetli bir şey olduydu. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki izlediğimiz şey, özellikle de bu CGI'nin kullanıldığı kısımlara dair izlediğimiz şey, bu kadar beklemeye değdiğini gösterdi bana. Huzur evinde yaşlı bir De Niro ile açılan film birden karşımıza gencecik bir Frankie koyuveriyor ve birden irkiliyoruz. Ve gördüğümüz şey şu: sanki bir zaman makinesiyle yıllar öncesine De Niro'nun Godfellas dönemlerine gidilmiş. Oradan birkaç sahne için De Niro çekip alınmış ve filmde oynatıldıktan sonra geri götürülmüş gibi. Bence ortaya çıkan şey muazzam ve gerçekten hayranlık uyandırıcıydı. Ayrıca hapishanede geçen o hepsinin yaşlılık hallerini gördüğümüz zamanlar kesinlikle muhteşemdi. Hem uygulanan makyaj hem de o muazzam oyunculuklar kesinlikle takdire şayandı. Yani zaten karşımızdaki oyuncular Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci gibi oyuncular olunca filme başlarken çıtanız oldukça yüksek bir yerde başlıyorsunuz. Ama bahsettiğim sahneler gibi bu sahnelerde görüyorsunuz ki olay çıtanın çok çok yukarısında. Ve bu noktada siz de hayranlıkla izlemekten başka bir şey yapamıyorsunuz. Bu arada filmi izlerken dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Al Pacino'nun gerçekten çok yaşlandığıydı ve bunun CGI ile hiçbir alakası olmadığını fark etmiş olmak da biraz hüzünlendirmedi değil. Filmin Oscar yarışındaki yerinden birazcık bahsettim. Dediğim gibi en iyi erkek oyuncu dalında kesinlikle Al Pacino'nun bir adaylığı olacaktır. Bununla birlikte Adam Driver ve Joaquin Phoenix karşısında biraz zorlanma ihtimali yüksek. Film kesinlikle en iyi film dalında aday olacaktır ama Parazit, Joker gibi, Marriage Story gibi filmlerin de aynı yarışta olduğunu düşünürsek işinin çok kolay olduğunu söyleyemem. En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Joe Pesci ve Al Pacino'yu kesinlikle göreceğiz ve şanslarının ciddi anlamda yüksek olduğunu ve bence ödülün ikisinden birine gideceğini düşünüyorum. Filmin bir kitap uyarlaması olduğunu düşünürsek filmin kesinlikle uyarlama senaryo dalında bir adaylığı olacaktır ve bununla birlikte aynı zamanda kurgusunun da çok iyi olduğunu düşünürsek kesinlikle kurgu dalında da ismini duyacağımızı düşünüyorum. Bunun dışında elbette teknik dallarda da adaylıkları olacaktır ama o konuya çok da girmeyi düşünmüyorum. Film hakkında aslında söyleyecek çok fazla şey var ama 3,5 saatlik bir film için ilk anda aklıma gelip söyleyeceklerim bile bence yeterince uzun bir videoya sebep oldu diye düşünüyorum. Filmi izleyenlerin yorumlarını bekliyorum. Beğendikleriniz, beğenmedikleriniz, film hakkında söylemek istedikleriniz. Lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.